Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda yeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. Bugün 18 Eylül 2013 ve çarşamba. Önemli bir gün. Hem sadece bizim piyasalar için değil, dünya piyasaları içinde önemli bir gün olacak. Evet, bugün daha önce size dün de duyurmuştum. Erkin Şahinöz'le birlikte olacaktık. Fakat zannedersem şu an İstanbul'daki trafiğe yakalanmış durumda. Geldiği zaman stüdyomuza alacağız. Ve ben bunun öncesinde genel olarak sizlere bir piyasaları son rakamlarını vermek istiyorum. Biliyorsunuz dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı ve bu toplantıda Merkez Bankası'nın önemli bir değişiklik yapması beklenmiyordu. Yabancı para zorunlu karşılıklarda belki bir indirim bekleniyordu ama o da olmadı ve Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada genel olarak ekonomide hem iş talebin ılımlı bir şekilde ve kredilerin çok ılımlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti ki ama ilginç de işin ilginç tarafı daha önce Sayın Erdem Başçı'nın Anadolu Ajansı finans toplantısında yapmış olduğu ayrıntılara ilişkin bir açıklama yoktu. Orada da kurlarla ilgili ayrıntılı bir açıklama yoktu. Merkez Bankası'nın para politikası kurulundan kararlar çıktıktan sonra ve açıklandıktan sonra piyasalar üzerinde çok bir etkisi olduğunu görmedik. Genel olarak beklentiler yönünde bir etki yarattı. Yıl sonuna kadar da daha önce Sayın Erdem Başçı'nın açıkladığı gibi en yüksek faiz %7.75 olacak biliyorsunuz istisnai günlerde ve repo ihalesi açılmıyor o günlerde. Aynı zamanda döviz ihaleleri de düzenliyordu. Biliyorsunuz önceki gün düzenlemiş olduğu döviz ihalelerinde dolar bir ara 1.98'e kadar 1.98-30 seviyelerine kadar gerilemişti. Ve bu gerileme sonrasında tekrar dolar kendisini 2 liranın üzerine attı. Şimdi bir de dış genel piyasalara bakacak olursak. Özellikle dış piyasalarda yine olumlu bir hava var. Dün Amerikan borsalarında yine yükselişler devam etti. Bugün birçok dedikodu dolaşıyor piyasalarda. Onlardan da size bahsedeceğim. Bu arada lütfen sorularınız olursa sorularınızı yine paranirotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ya da Twitter'dan @yardinc65 adresine gönderebilirsiniz. İlk aşamada şu an piyasalara baktığımızda Amerikan vadelilerinde yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dow Jones vadelileri düne göre çok hafif yukarıda, %1.3 oranında yukarıda ve S&P vadelilerine baktığımızda o da %4 civarında yukarıda. Japonya'da sert bir artış var borsada. O da %1.24'lük bir artış. Çin'de de Asya cephesinde de olumlu bir hava var. Her iki piyasada da yukarı yönlü bu hareketi görüyoruz ki biraz sonra bizim piyasa açıldığında genel olarak bizim piyasada da yukarı yönlü bir hareket olması bekleniyor. Dolara baktığımızda dolar tam 2 lira sınırında bulunuyor ve 2.0050 seviyesinde bulunuyor. Dolar orayı adeta bir çizgi yaptı. Dünkü yorumlarımızda hatırlarsanız aşağı yönlü bir hareket olabileceğini ve 2 lira kırılırsa 1.97'ye kadar bir hareket olabileceğini belirtmiştik. Ama bunun kırılıp kırılmaması özellikle bu akşam Fed'in yapacağı açıklamalara bakıyor. İsterseniz öncelikle sizlere Fed'in bugün nasıl bir karar açıklayacağı konusunda şöyle bir kısa bilgi vereyim. Aslında niye bizi çok fazla ilgilendiriyor bu Fed'in açıklayacağı karar, Amerika Merkez Bankası'nın açıklayacağı karar? Hatırlarsanız Mayıs ayında ve Haziran ayı başlarında Fed Başkanı Bernanke şöyle bir şey söylemişti. Bundan sonra tahvil alım programını azaltmayı düşünebiliriz ve 2014'ün ortalarına kadar da her ay aldığımız 85 milyar dolarlık kağıdı sıfıra indirebiliriz demişti. Bunun 45 milyar doları devlet tahvili. Yani uzun vadeli devlet tahvili. Siz bu tahvilleri aldıkça, Fed bu tahvilleri alıp kasasına koydukça bu tahvilin
talep artmış oluyor ve fiyatı yükselmiş oluyor. Fiyatı yükselince de faizler aşağı doğru gelmiş oluyor. Ama bu karar açıklandıktan sonra tüm dünya piyasalarında bildiğiniz üzere aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Tahvil fiyatlarında bir bakıma tersini söylersek faizler hızla yukarı gitti ve 10 yıllık faizler %1.60'tan yaklaşık olarak 1.60 dibini gördükten sonra 3'e kadar yaklaştı. İşte o noktada artık bundan sonra Fed'in daha fazla para basmayacağı veya bastığı parayı azaltacağı beklentisiyle tüm gelişmekte olan ülkelere çok ciddi satışlar geldi. Bu hem bizim tahvil ve bono piyasamızı etkiledi hem de borsadaki hisse senetlerinin değerini çok fazla etkiledi. Tahvil bono piyasasında faizler bir anda 4.5-5'lerden biliyorsunuz onun üzerine çıktı ve 10 seviyesinin üzerine çıktığında da artık hisse değerlemelerini yaparken hisseleri iskonto etme oranı olarak belirlediğimiz oranı yükseltmek zorunda kaldığımızdan hisse değerleri hızla aşağı gelmişti. Şimdi 45 milyar dolar devlet tahvili alıyor, 40 milyar dolar da özel sektör tahvili ve mortgage kağıtları alıyor Fed. Bu akşam yapacağı açıklamada ne söyleyecek ve ne kadar azaltım yapacak? Şimdi bazı uzmanlara göre 10 milyar dolarlık bir azaltım yapacak ve bunu da devlet tahvili ayağında yapacak. Bunu biraz daha düşük olasılık olarak görüyorum. Çünkü devlet tahvili alımını azaltması durumunda mortgage oranlarını ve konut sektörünü olumsuz etkileyecek bir karar bu. Belki 5 milyar dolar birisinden 5 milyar dolar diğerinden, yani özel sektörden 5 milyar dolar, devlet tahvilinden 5 milyar dolar azaltım sağlayabilir Bernanke. Bunun haricinde bugün de konuşan, az önce söylediğim dedikodular var. Ve bu dedikodularda da özellikle şeylere baktığımızda, bu sabahki görüşlere baktığımızda aslında Fed 10 milyar dolar azaltımla başlamayacak Eylül ayında. 5 milyar dolar bir azaltım yapacak ve dolayısıyla da bu piyasaları çok olumlu etkileyecek. Bugün konuşulan önemli konulardan bir tanesi bu. Yani 5 milyar dolar sadece bir azaltım tahvil alım programında bu piyasaları olumlu etkileyecek. Bu şekilde ciddi beklentileri olanlar var. Bunun haricinde başka ne yapabilir? Bir de üçüncü şık var. Eylül ayında tahvil alım programını azaltmayacak. Bunu belki Ekim ayındaki toplantıya ya da Kasım ayındaki toplantıya bırakacak ya da aralığa bırakacak. Hatırlayacak olursanız buraya gelen konuklarımızdan özellikle Okan Aybar, hala Amerika'da evet bir toparlanma oluyor ama konut sektörüne baktığımızda konut sektörü çok sınırlı ve çok sıkıntılı. Bu yüzden Fed'in tahvil alım programını başlatmayacağını bekliyordu. Fakat uluslararası çapta fonların yöneticileri ve uzmanlara baktığımızda bu uzmanların geneli özellikle bu tahvil alım programının bu ay itibariyle azaltılmasını bekliyor. Şimdi ne olursa ne olur isterseniz bir analiz etmeye çalışalım. Şu aşamada dün bizim borsamız çok sert bir yükseliş yaptı ve son ayların en yüksek seviyesinden kapandı. Ve burada şunu vurgulamak istiyorum. Geçmişe baktığımızda özellikle Ağustos ayından beri, 15 Ağustos'tan bu yana ki son bir aydaki en yüksek seviyeye ulaştı ve borsa endeksi 64 bin seviyelerine kadar düştükten sonra bir yükseliş yapıp 68 binleri görmüştü. Buradan bir geri çekilme yaptıktan sonra özellikle 68 bin seviyesinin üzerine çıktı. Bakın burada daha önce bizim programlarımızı izleyenler hatırlayacaklardır. Bu bölgede bir ters omuz baş omuz formasyonu var demiştik. Ve şu seviye, yani 63 bin, 64 bin seviyesi olarak verebiliriz. 64 bin ile 68.500 arasında 4.500 puan vardı. Dolayısıyla endeks 68.500'ü kırdığında 4.500 puanlık bir yükseliş beklenirdi. Bu da 73 bine tekabül ediyordu ve endeks 73 bine kadar geldi. Dolayısıyla şu 2 Aralık yani dipten itibaren çizilebilecek 2 Aralık borsa endeksinde ki şuraya da çizelim onu 73 bin seviyesinden çiziyorum. Yani şu 2 Aralık paralel olarak birbirinin neredeyse eşiti. Dolayısıyla şu bölgede oluşmuş olan ters omuz baş omuz formasyonu, yani şu şekilde
bakın şu iki omuz olarak düşünün bunu. Ters bir baş var burada ve buradan itibaren bu seviyeyi yukarı kırdığında çıkabileceği miktar yaklaşık 4500 puandı. Endeks aslında 73.000'i kırmakta çok zorlanabilirdi. Ama Suriye Savaşı'na ilişkin, Suriye'ye operasyona ilişkin bu beklentiler ve stres azalınca ben öyle tahmin ediyorum. En fazla çıkabileceği yer genelde 73.000 seviyesiydi. Bu beklenti azalınca burayı da kırarak şu an şu seviye, yani bu seviyede yaklaşık 76.000 ve şu seviye 77.500. Yani şu iki tane aralık, bu 77.500 ve şurası da 76.000 seviyesi. Şu an endeks bu bölgeyi hedefliyor. Buraya kadar çıkabilir mi ki 73.000 seviyesini yukarı kırdıktan sonra özellikle bu seviyeye ne kadar güçlü çıkabilir? Tabii ki tartışılır. Ama şunu biliyoruz ki bu bölgede işlem miktarı oldukça yoğun. Aynı grafiğe 60 dakikalık bazda baktığımızda, yani 5 dakikalık hareketleri inceledikten sonra 60 dakikalık bazda baktığımızda daha net görüyoruz bu bölgedeki yoğunlaşan işlem miktarını ve şu dip seviyelere kadar gelene kadar işlem miktarı yoğundu. Bunu tekrar doğru yere çizelim. Evet, bu aşağıya kadar düşüşten sonra ilk alım dalgası buradaydı 64.000'den itibaren. Şu düşüş sırasında işlem miktarına dikkat ederseniz belirgin bir şekilde aşağıya doğru gitti. Ardından yeniden hareket yukarı başladığında yeniden yükselen bir işlem miktarı gördük. Ama şu aşamada artık 73.000 seviyesi geçildikten sonraki aşamada çok güçlü diyebileceğimiz alımlar yerine daha ılımlı bir işlem miktarı görüyoruz. Endeks daha az işlem miktarıyla, yani şu bölgedeki oluşan işlemlere göre daha az bir işlem hacmiyle bir miktar daha yukarı gidiyor. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Bir tanesi endeksin bu şekilde daha az bir işlem hacmiyle yukarı hareket etmesi. Aynı zamanda da daha az bir işlemin bile yukarı çekiyor olması endeksi yukarı gitmek istediğinin önemli bir göstergesi. Bu aşamadan sonra beklentimiz ne olur ve Fed ne yaparsa biz hangi tür hareketi yaparız, borsa olarak hangi tür hareketi yaparız, bunu değerlendireceğim. Çünkü bu konuda şu an sizlerden gelen sorular var ve bu soruları cevaplamış da olacağım. Birincisi, eğer Fed 10 milyar dolarlık bir alım yaparsa bu beklenen bir şeydi. Yani 10 milyar dolarlık tahvil azaltımını yaparsa özellikle bu zaten beklenen bir şeydi. Bu piyasada çok ciddi bir satış dalgası oluşturmaz ama ilk bir satış dalgası gelir. Sonra piyasa bir yerde karar bulmaya çalışır. Ondan sonraki önündeki hikayeye bakmak ister. Ondan sonraki hikayeye baktığında, yani Türkiye için olumlu bir hikaye görmek ister ki daha fazla yükselebilsin. O bölgede biraz kontrpiyede kalacağını düşünüyorum piyasanın. Yani ilk eğer 10 milyar dolarlık azaltım yarın akşam açıklanırsa bu akşam açıklandığında biz yarın sabaha uyandığımızda borsada genellikle işte Fed böyle bir açıklama yaptı, piyasaların aşağı yönde açılmasını bekliyoruz vesaire şeklinde yorumlar yapıyor olacağız. Ama bu ilk satış dalgasında kimse almak istemeyeceği için, yani yeterli alıcı olmayacağı için ilk satış dalgası genellikle zayıf olacaktır. Ve bu zayıf dalganın üzerinde yukarı yönlü tekrar yeni bir baskı oluştuğunda işte orası yatırımcı için iyi bir satış noktası olabilir. Teknik olarak ben buna tekrar değinmeye çalışacağım ve şu an bir telefon bağlantısı yapacağız. Ve telefonun diğer hattında Figen Özavcı var. Sevgili Figen, günaydın diyorum. Günaydın hocam. Evet. Şu an herkes zannedersem trafiğe de yakalandı. Bu arada ben de arkadaşlarıma rica ettim. Hemen en azından Figen'le görüşelim diye. Ve senin şu FED kararı öncesinde, yani bu akşam açıklanacak. Piyasalardaki son hareketi de biliyorsun. Bu yukarı yönlü hareketi de biliyorsun. Bu her ikisini birlikte değerlendirdiğinde şu an seni biraz şaşırttı mı bu hız yükseliş genel olarak? Bir de bu aşamadan sonra borsadaki hareketin, varsayalım ki bu akşam Fed
10 milyar dolar azaltımla başladı. Varsayalım ki de 5 milyar dolar tahvilde, 5 milyar dolar da özel sektör ve mortgage kağıtlarında azaltım yapacağını açıkladı. Piyasanın böyle bir durumda reaksiyonu ne olur? Eğer diğer aylara bırakırsa, azaltmazsa bu ay piyasanın reaksiyonu nasıl olur? Genel görüşü nedir? Aslında hocam genel beklenti 10 milyar devlet tahvili kısmında bir Fed'in azaltıma gitmesi bekleniyor. Çünkü hala konut piyasasında çok gözle görülen bir canlanma yok. Sizin söylediğiniz gibi eğer 5 devlet tahvili 5 mortgage'dan azaltıma giderse bu fiyatlarda yok. Yani mortgage kısmı sabit kalacak diye herkes bekliyor. Özellikle devlet tahvili kısmında bir azaltım bekliyor. Burada da yaklaşık 10-15 milyarlık azaltım aslında şu an fiyatlara yansımış durumda. Yani bu beklenti piyasalar fiyatlamış durumda. Ama diğer tarafta bir azaltım ya da bu söylediğim tutarın üzerinde bir azaltım fiyatlarda yok. Şimdi bizim Borsa İstanbul'un hareketine baktığımızda aslında bankacılık sektörü önderliğinde başlayan bir hareket var. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz arttırmayacağım söyleminden sonra bir miktar özellikle yabancılar hem doların bulunduğu noktayı hem de Merkez Bankası'nın bu taahhüdünü bankalar için alım fırsatı olarak gördü. Şimdi ben dün takaslara baktığımda henüz alışın devam ettiğini açıkçası görüyorum. Bir de tabii ki sonrasında Suriye sınırlı müdahale riskinin en azından bir süre ötelenmesi ya da daha az bir olasılık düşmesi kuru zayıflattı. Bu sefer de sanayi sektörü bankacılık sektörüne eşlik etmeye başladı Borsa İstanbul'da. Bununla birlikte biz 64 binden yaklaşık 74 bine neredeyse bir 10 bin puanlık yükseliş gördük Borsa İstanbul tarafında ki bu bankacılık sektörü için neredeyse 25 bin puanlık bir artış demek. Ben biraz önce sizi dinliyordum televizyonda. Hani bir miktar kar realizasyonu gelebilir. Yani bu akşam eğer FED hiçbir şey yapmazsa bir sonraki ya da Aralık ayını ötelerse o zaman kar realizasyonu gelmeme olasılığı var. Ancak bu söylediğim 10-15 milyar dolarlık yani tahvil azaltımının bu akşam başlaması bir miktar Borsa İstanbul tarafına kar realizasyonu getirebilir. Çünkü biz tamam yukarıdan bakıldığında 94 binden 74 bine düşüş bir 20 bin puan ediyor ama aşağıdan bakıldığında da şu an Borsa İstanbul 64 binden 74 bine soluksuz bir yükseliş gerçekleşti. Oluyor. Benim orada takip ettiğim Borsa İstanbul'da 72.300 seviyesi 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği yer. Yukarıda da şu an hani bir üst banda geçmiş durumda Borsa İstanbul. Yukarıda da 100 günlük hareketli ortalama 77.600'de. Sanki hani 77.600'e hareket etme isteği var ama tabii ki bu istek bu akşam çıkacak karara bağlı. Ama tercihen artık piyasa şeyi görmek de istiyor. Yani biz çünkü verilerde çok sert dalgalanmalar yaşamaya başladık gün içerisinde. Dolayısıyla FED bu akşam varlık azaltımına başlarsa piyasa için aslında bir belirsizlik de ortadan kalkmış olacak. Biz artık birazcık daha verilere değil, hani ortam birazcık daha netleşmiş olacak. En azından FED'in bu tahvil azaltımına başladığını vesaireyi biz görmüş olacağız. Tercihen başlamasını yapıyorum hani fiyatlama açısından. Ama hani başlamazsa da Borsa İstanbul'da dün gördüğüm benim alım sürüyor. Bir miktar daha şimdi, alım iştahı var. Özellikle evet. Kur düşük kaldığı sürece de Borsa İstanbul çok fazla geri gelmeyecektir. Ama kurun hareketiyle Borsa İstanbul şu anda hani kur yükseldiğinde mutlaka bizim tarafa satış baskısı olarak yansıyor. Kur düştüğünde de olumlu bir şekilde Borsa İstanbul'u yukarı yönünde destekliyor. Biraz bence kurun hareketine bağlı. Evet Figen şöyle söyleyelim istersen. Şimdi akşam açıklandı ve 10 milyar dolar devlet tahvillerinde azaltım yapacağını söyledi FED ve biz bunu duyduk. Perşembe sabahı Perşembe sabahı yarın sabah nasıl bir yorum yapardın? Aslında kura bakarım hocam. Yani kur mesela 2'nin altına geriliyor mu? Bence orada herkes kura bakacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz kur bizim Türkiye açısından kuru da söyleyeyim. Çünkü eğer Fed'in aldığı bu karar kuru gevşetmemişse o zaman Türkiye'nin hikayesi bir miktar zayıflıyor. Hem büyüme tarafında hem enflasyon tarafında yani bizim biliyorsunuz hep Borsa İstanbul beklentiyi satın alır. Bu ancak bizim içeride kurdaki gevşemeyle birlikte olacak bir takım hikayeler var.
O nedenle bence kurun açılışı bizim taraf için önemli olacaktır. Eğer kur 2'nin altına gerilerse o zaman bizim tarafta hani ortam belirsizlik ortadan kalktı. Figen, peki, işte kur 2'nin altına geriledi. Figen'cim şeyi söyleyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim yani şeydeki kurdaki hareket bu aralar kritik önem arz ediyor. Çünkü bizim artık tehlike noktası dediğimiz sınırların çok üzerinde dolar. Mutlaka biz önümüzdeki aylarda veri setinde bozulmalar göreceğiz. Eğer bu şekilde kalmaya devam ederse ve tabii otomatik olarak da elimizde hikayeyi zayıflatan bir etken olacak. Evet. Bence kurun açılışına baksınlar. Bir miktar bugün kapanışa doğru şeyi almak istemeyenler de olabilir. Bence hani bugünkü kapanış da önemli. Çünkü sonuçta yatırımcılar iyi bir kar ettiler. Eğer 64 bin, hadi 70 bin civarında girseler de 4 bin 5 bin puanlık iyi bir marj elde ettiler. Hani bugünkü kapanışa doğru da bir miktar bu riski almak istemeyenlerin biz realizasyonunu da görebiliriz. Evet. Figen, şu an duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Ha, şöyle diyeceğim. Varsayalım yarın sabahta kur 2.03'te. Yani çarşamba akşamı açıklandı 10 milyar dolar. Bu akşam açıklandı 10 milyar dolar azaltıyor. Kur 2.03 gördün. Ve böyle bir durumda borsada ne kadar bir geri çekilmeyle başlanmasını beklersin? Yani şöyle söylemek istiyorum. İlk aşamada tabii 10 milyar dolar azalttı. Zaten fiyatların içerisinde vardı. Ve 2.03'ü gördük. Varsayalım da 1000 puan aşağı geldik. Tamam mı? Bu aşamadan sonra önümüzdeki hikaye ne? Yani niye borsa 76 bin, 78 bine doğru artmaya devam etsin? Bunun için bir hikaye var mı? Yarın zaten biz bu saatlerde artık şey yapmış olacağız. Cuma günü sen buradasın. Seni burada ağırlayacağız. O zaman biz zaten çarşamba günü akşamı alınan kararın perşembe günü borsada yapmış olduğu hareketleri falan görmüş de olacağız. Cuma günü de en son bunları konuşuyor olacağız. Diyeceğiz ki bu aşamadan sonra ne var? Önümüzde ne var? Diyeceğiz. Senin bir hikayen var mı şeyden sonra? Bu karardan sonra? Aslında hocam yani Fed'in kararı ne çıkarsa çıksın Borsa İstanbul için benim söyleyeceğim ya 77.500 üzerine yani oraları kırdıracak şu an görünürde bir hikaye aslında yok. Yani orada size katılıyorum. Ya da borsayı 77.000 üzerine ya da 200 günlük 79.300 üzerine atacak yeni hikaye ne olur şu an kısa vadede? Sadece dediğim gibi ancak kurdaki düşüşle olabilecek bir büyüme hikayesi şeklinde bir şey olabilir. Biliyorsunuz hani ben 64 binde çok ucuzluğu savunuyordum. Yani ucuzluk da bir hikayedir. İlla başka bir hikayeye gerek yoktur. Ama şimdi Borsa İstanbul yaptığı sert hareket sonucunda özellikle bankacılık sektörü hani o ucuz olma şeyini bir miktar yitirdi. Şu an hani tamamen çok ucuz da denemiyor. Hani orta, evet bir alım yeri daha devamı var 79 binlere kadar belki. Ama 79 binleri kırdıracak ekstra hikaye ancak doların aşağı kırmasıyla, yani doların 2'nin altına kırmasıyla ancak ortaya çıkar. O zaman tekrar işte biliyorsunuz bu önümüzdeki dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye bir takım ziyaretleri vardı. Dün S&P'nin açıklamaları vardı. Belki o tarafta bir şey olabilir. Ama ben şöyle söyleyeyim hocam. Hani görüntü itibariyle ben size katılıyorum. Türkiye'nin 79 bini Borsa İstanbul yukarıya kırdıracak hikayesi şu an bu şartlarda, yani fiyatlar bu seviyedeyken bence de yok. Çünkü biliyorsunuz biz artık önümüzdeki yıl seçim dönemine gireceğiz. İçerideki bir takım takip ettiğimiz şeyler var. Mesela çözüm sürecine yönelik bir takım beklentiler vardı. Hatta derecelendirme kuruluşlarının notlarında bu yer alıyordu. Ama şu anda hani orada bir ilerleme görmüyoruz gibi. Hani bizim yılın başında olan hikayelerimiz şu an çok azalmış durumda. Sadece 64 binde bir ucuzluk hikayesiyle birlikte Borsa İstanbul bir 10 bin puan yaptı. Ama 79 bini kırdıracak bugünkü şartlarda açıkçası bir hikayemiz yok. Evet, Figen Ezavcı, Meksa Menkul Değerler, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Çok çok teşekkür ediyorum telefonda da katıldığın için. Cuma günü inşallah bir aksilik olmazsa seni stüdyomuzda ağırlayacağız. Bu konuyu baştan sona, yani daha doğrusu şeyden sonraki dönemi, yani Fed'den sonraki hikayeleri daha ayrıntılı konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler.
Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz ve reklamdan sonra da kalan vakitte sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Euro dolar paritesi soruluyor, bugün mü alalım diye soruluyor. Tüm bunların cevaplarını çok kısa bir aradan sonra paran rotasında bulacaksınız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotasında şimdi bütün hızıyla devam ediyor. Program ve borsa açıldı. Hemen ilk borsa nasıl açıldı? Bir isterseniz grafiğe bakalım. Yine yükseliş var. Yine yüksek bir işlem hacmi var. Dünkü kapanış seviyesi 74.783'tü ve şu çizginin olduğu yerde kapanmıştı. Ve bu sabah itibariyle yine boşluk bırakarak bir açılış yaptı. Ve 75.000'in üzerini gördü. 75.041 seviyesini gördü. Şu aşamada sadece 5 dakikada ortaya çıkan işlem miktarı 30 milyon lotu geçti. Şu an 32 milyon lot bir işlem miktarıyla başladı. Genellikle her açılışta bu işlem miktarı oluyordu. Yani bakın şurada da dünkü açılışta benzer şekilde. Burada mesela bir önceki günkü açılışta haftaya başlarken pazartesi günü 45 milyon lotluk bir işlem miktarıyla başlayıp sonra yukarı doğru gitmişti. Şu an direnç tanımıyor ve direnç tanımayarak borsa yukarı gitmeye devam ediyor. Tahmin ediyorum biraz da şeyden bakacak olursak, yani birim grafiklerden bakacak olursak, açılış 74.925'ten oldu ve işlem miktarları burada var. İlk dakikadaki işlemler sonrasında 75.000 seviyesinin üzerinde şu an borsa ve her bir tiki buradan ayrıntılı bir şekilde izleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, grafiği alabiliriz. Şu aşamada diğer parametrelere de bakacağız. Ve sizden gelen sorular var. Yücel Meşeli pariteyi sormuş. Euro dolar paritesini soruyor zannedersem. Bu akşam saat 21'de FED kararı sonrası ve pazar akşamı Merkel seçilmesi durumunda parite ne olur demiş. Bir kere Merkel'in seçilmesi durumunda pariteye olumlu etki yapar. FED kararı şu ana kadar Avrupa'da çok bize, yani gelişmekte olan ülkelere yaptığı etki kadar çok ciddi bir etki yapmadı. Ve FED'in kararı açıklandıktan sonra genel olarak ne olabileceği yönünde şu an paritenin kendisi bir sinyal veriyor olabilir. Teknik olarak bir bakacağız pariteye. Şu an 5 dakikalık grafiği görüyorsunuz. 1.33.64 seviyesinde parite. Günlük bazda baktığımızda özellikle son dönemde, yani son 2 haftadır parite bir yükselişte ve daha önce dikkat ederseniz şu seviyeler ki 1.34 seviyelerinin üzeri görüldüğünde ki bu 2013'ün başındaydı ve bu yıl içerisinde, yani 2013'ün içerisinde en yüksek görüldüğü seviye 1.34. 1.34.40 seviyeleri. Bu seviyeler tekrar görülebilir mi? Özellikle Merkel'in seçilmesi durumunda en azından Merkel'in nasıl bir politika izleyeceği biliniyor piyasa tarafından ve şu ana kadar da izlemiş olduğu politikaları biliyoruz. Dolayısıyla burası yukarı kırılabilir. Ama bura yukarı kırıldığında 1.37 ve 1.36 aralığında çok güçlü bir direnç var. Şunu da vurgulamak istiyorum. Parite gitgide bu bölgede sıkıştı ve bir normal bizim teknik tabirle yükselen bir üçgen yapmaya başladı. Özellikle paritede 1.34.50'ye doğru bir hareket olması durumunda bu sert olur ve Merkel'in seçilmesi durumunda böyle bir hareket beklenebilir. Yani yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Kısa vadede beklentim genel olarak paritede bu 1.33-1.34.50 aralığında hareket etmesidir. Yani piyasa şurayı kabul etmedi. Yani 1.32-1.32-35 seviyelerinin altını piyasa kabul etmedi. Buraya düştükten sonra hemen tekrar bu seviyenin üzerine kendini attı. Dolayısıyla parite için dalgalanma bandını şu aşamada 1.32.50 ile 1.34.50 aralığı olarak verebiliriz. 1.34.50'nin üzerinde bir kapanış Merkel'in seçilmesi durumunda ki seçilebilir ama Merkel'in biliyorsunuz koalisyon yapıyordu ve koalisyon partisi diğer koalisyonun ortağının genel olarak oylarının azaldığı görülüyor. Böyle bir durumda koalisyon kuramayacağı şeklinde yorumlar vardı. Yoksa kendi partisi şu an birinci durumda. Dolayısıyla bu aşamada euro dolar paritesinde yukarı gitme eğilimi de var. Dolar tahvil alım programında eğer 10 milyar dolar azaltım bekleniyorsa bu fiyatların içerisine yansımış durumda. Ve
Eğer ki şey olursa, yani bu 5 milyar dolar falan olursa, böyle bir durumda 1.34.50'yi yukarı kırmaya çalışacaktır parite. Evet, grafiği bu şekilde verdikten sonra şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani dolar azaltımı eğer bugünkü konuşulduğu gibi, analistler tarafından belirtildiği gibi sadece 5 milyar dolar yapılacak olursa, ki bu olasılık çok yüksek. Böyle bir durumda, çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir anda dünyadaki fon yöneticileri, analistler 5 milyar dolardan bahsetmeye başladılar. Bu böyle bir bilgi mi? Dünkü biliyorsunuz toplantı dün başladı ve bu akşam sonuçlanacak. Dünkü konuşmalar sonrasında acaba ya işte 5 milyar dolar, bu konuşmalara ilişkin bilgi mi var bilmiyorum ama bu konuşuluyorsa o zaman ciddiye de almak lazım. Eğer 5 milyar dolarlık bir azaltım olacak olursa paritede çok sert yukarı hareket görürüz. Bunun için paritede ben şunu düşünüyorum. Eğer 10 milyar dolar bekliyorsanız zaten parite bunu fiyatlamış durumda, çok ciddi bir etki yaratmaz aşağıya ya da belki bir miktar aşağı hareket yaratır. Ama özellikle 5 milyar dolar bekliyorsanız şu an Euro dolar paritesinde ve Merkel'in de seçilmesini ve tekrar başbakan olmasını bekliyorsanız long pozisyon alınabilir. Stop koymak şartıyla şu anki en önemli stop da 1.32.96 ya da düz hesap 1.33 diyebiliriz. O seviyeye stop koyarak öyle bir durumda long pozisyon açılabilir. Evet, diğer bir soru daha var. Bu soruda özellikle altınla ilgili. Altına bakmamıştık. Ve şu anda da altın fiyatlarına tekrar bakacağız. Hatırlarsanız Okan Aybar'la yapmış olduğumuz programda şu trend aşağı kırılmıştı. Buradan hafifçe yukarı bir hareket vardı. Buradan itibaren acaba bir ayı tuzağı olabilir mi? Ve tekrar yukarı dönüş olabilir mi sorusunu sormuştuk. Görünen o ki altın daha önce görmüş olduğu, şu seviyede görmüş olduğu dibi test etti. Yani buraya oldukça yaklaştı. 1270 dolar seviyesi burası. 1270 dolar seviyesine yaklaştı ve dün itibariyle en düşük 1281 dolar seviyesini gördü. Şu an 1301 dolar seviyesinde bulunuyor altın. Bu seviye çok önemli bir seviye. Yani ben normal şartlarda şu seviyede baktığınızda, yani 1300'ün altına indiğinde, daha doğrusu 1270 doların altına indiğinde altın burada fazla kalamadı. Buradan çok ciddi hacimlerle alımlar geldiğini gördük. Ve bundan sonraki yükselen trendi 1400'e kadar yaptı. Yani teknik gidiyor altın. Teknik analize uygun gidiyor. Mesela şu direnç seviyesinde karşılaştı. Daha önce direnç olan bir bölgede karşılaştı. Ve dolayısıyla da bu seviye önemli bir direnç artık. 1420 dolar seviyesi. Şimdi altınla ilgili genel olarak benim beklentim bu seviyede, yani 1270-75 seviyesi burası, 1275 dolar seviyesi ve bu seviyede büyük bir ihtimalle destek yapacak ve onu aşağı pek fazla kıracağını düşünmüyorum altını. Yani altında bu seviyeler artık yeniden alım yapılabilecek noktalar olabilir, çünkü altın bu aralıkta dalgalanmaya devam edebilir önemli bir süre. Yani altını aşağı kırdırması için piyasanın, özellikle Fed'in sadece 10 milyar dolar değil, belki de 15-20 milyar dolar azaltım açıklaması lazım. Ancak bu şekilde bir aşağı yönde kırma olabilir. Şu an için altında benim beklentim 1300 dolar civarında karar bulması, burada bir miktar dip oluşturması ve bu aşamadan sonra yavaş yavaş tekrar yukarı dönerek 1400'e doğru yeni bir hareket yapması şeklinde. Ve bu aralıkta da, ama en önümüzdeki bir 3-4 ay, yani şu aralık 1280 ile 1420 aralığı bir dalgalanma bandı olabilir altında. TL bazında altınsa şu aşamada şöyle söyleyeyim, yani TL bazında 90-92.5-90-95 seviyelerine kadar yükseldi. Ben hatırlarsanız o yayınlarda özellikle 95 gibi seviyelerin bir miktar satış yapıp sonra alım için beklenebileceğini genel olarak belirtiyordum. Ama şu aşamada şunu söyleyebilirim. Burada şu bölge, yani 88 ile 95 arasındaki bu bölge, doların da 2.08'e çıktığı bölge. Şu an dolar 2 liralara kadar geriledi ve aynı zamanda altın da gerilediği için bu gerileme sert oldu.
Şu an 82,5 seviyesinde bulunuyor. Özellikle şu seviye çok destek olacak. Bu da 80 lira seviyesi. Yani şu seviye 80 liranın altı çok zor. Özellikle 82,5'un altında şu bölge altında yeniden alım için çok uygun bir bölge olacaktır. Ama bundan sonraki yükseliş yeniden 95'e kadar olmaz. Daha çok 87 ile 88 seviyesinde şu bölgede dirençle karşılaşır diye bekliyorum. Altında da bunu bu şekilde yorumlamak mümkün. Evet sevgili seyirciler, şu aşamada süremiz doldu. Paranın rotasının sonuna geldik. Piyasalar genel olarak olumlu. İMKB BIST 100 endeksi %0,24-27 yükselişte 74.987'de bulunuyor. 75.000 seviyesine çok yakın ve tahvilde de 8.86 faizi görüyoruz. Dün 8.74'tü. Bir miktar yukarı hareket var faizde ve dolarda da 2.0057 rakamını görüyoruz. Piyasalar bu şekilde açıldı. Özellikle ben borsada alım yapmayı düşünenler için en azından bu akşam FED kararının çıkmasını beklemelerin faydalı olacağını düşünüyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine para rotasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yarınki konuğumuz da Cüneyt Baksoy olacak. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.